Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar polinomlar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Px polinomunda katsayılar toplamı bulunurken hani o polinom dediğimiz ifadenin x'li terimlerin önündeki sayılar var ya işte onların toplamı bulunurken x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Ama sen sadece x gördüğün yere 1 yazmakla mükellefsin. Bunu sakın unutma. Herhangi bir Px polinomunun katsayılar toplamı sevgili gençler o halde P1'dir. P1'i bulursan katsayılar toplamını bulursun. Ama şunu sakın unutma. Sadece P1 katsayılar toplamını vermez. Sen x gördüğün yere 1 yazmakla mükellefsin dedik. Mesela Px-1'in katsayılar toplamında x gördüğün yere 1 yazarsan P0'dır. Ve P2x-5'in katsayılar toplamı yine x gördüğün yere 1 yazarsan 2'den 5'i çıkarırsan P-3 de bulunur. Px karenin katsayılar toplamı gene x gördüğün yere 1 yazarsan yine P1'dir. Ve burada da 1'i yazarsan bu polinomun katsayılar toplamı da P8 olur sevgili arkadaşlar. 97. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik. Px eşittir 3x kare artı x eksi 7'nin karesi. Bu polinomun katsayılar toplamı. Yani diyor ki x gördüğün yere 1 yaz kardeşim diyor. Uğraşma diyor. P1 eşittir. Şuraya 1, buraya 1 yazarsan. Şurası 3 çarpı 1'in karesinden 3 gelir. Burası 1 gelir. Bir de eksi 7'miz var. Yani 3 ile 1'i topladın. 4. 7 çıkardın. Eksi 3. Karesini aldın. 9 yaptı. Katsayılar toplamımız 9'muş. Bir de baş katsayısı dışındaki katsayılar toplamı sorulmuş. Normalde benim tüm katsayılarım toplamı 9'du. Bu polinomun baş katsayısı da sevgili gençler. 3x karenin karesini alırsanız en büyük dereceli terimi bulursunuz. Yani 9 çarpı x üzeri 4. Şunun dışındaki katsayılar toplamı. Zaten bu 9'du. Bunu ben saf dışı bırakırsam tamamından 9'u çıkardığım takdirde 0 bulurum. Baş katsayısı haricindeki katsayılar toplamını sevgili gençler. Tamamından baş katsayısının katsayısını çıkararak cevabı buluruz. Cevabımız 0 olacakmış deriz. Sabit terim peki o nasıl bulunur? Onun bir bulunma yöntemi var mı? Tabii ki var. Px polinomunda sabit terimi bulmak için x gördüğümüz yere az önce katsayılar toplamında 1 yazıyorduk. Şimdi ise 0 yazacağız. Mesela Px polinomunun sabit terimi P0'dır. Px-1'in sabit terimi x gördüğün yere 0 yazarsan P-1'dir. Burada 0 yazarsan P-5 gelir. Burada 0 yazarsan yine P0 gelir. Ve burada 0 yazarsam bu sefer de P7 gelir bunun cevabı. Örneğimize bakalım. Px-2 eşittir x kare eksi 5x artı p polinomunun sabit terimi 3 olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi nedir? Şimdi bu polinomun sabit terimi demek x gördüğün yere 0 yazarak P-2'yi bulmak demektir aslında. Bu da sevgili gençler x gördüğün yere 0 yazarsan 0-0 artı p gelir. Yani buradan bu p'ye eşitmiş ve p'de 3'müş. Yani aslına bakarsanız Px polinomunu kabataslak bulduk biz. X kare eksi 5x artı 3. Artık P'yi 3 bulduğumuza göre onu yerine yazabiliriz. Şimdi Px polinomunun sabit terim içinde burada 0 yerine yazacaksın. P0 eşittir 0 artı 3'ten cevap yine 3 olacak ki zaten şurada şunu yazmana da gerek yoktu. Çünkü Px polinomunun sabit terimi burada aleni biçimde ortada zaten. Ne 3? 98. sayfamıza geçiyoruz. Yine bir örnek var. Px artı 2 eşittir x kare eksi 3x artı k polinomu veriliyor. Px eksi 3 polinomunun sabit terimi 5 olduğuna göre k kaçtır? Aynı soru neredeyse. Birazcık farklılığı var tabi. Şimdi Px eksi 3 polinomunun sabit terimi demiş ya. Bu polinomun sabit terimini bulmak için x gördüğün yere 0 yazarsan p eksi 3 elde edersin. Ve p eksi 3 de sevgili gençler kaçmış? 5'miş. Ne güzel. P eksi 3'ün 5 olduğunu biliyorsak ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam burası eksi 3 olur. Tabii ki eksi 5 yazarsanız. Yani artık x gördüğümüz yere eksi 5 yazılması gerektiği anlaşıldı. O halde sevgili gençler P eksi 3 eşittir. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 3 kere eksi 5 artı 15. Ve artı bir de k'mız var. Kaça eşitmiş? 5'e. Şimdi 25 ile 15'i toplarsanız 40 eder ve o 40'ı karşıya sallarsanız burada sadece k kalır. 5-40'dan da k dediğimiz değer -35'in ta kendisi gelir sevgili gençler. Not var. Notumuza bakalım ve doldurmamız gereken yerler de var. Bunları da dolduralım. İki tane formül yazacağım şimdi size.
Bir polinomun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı sevgili gençler. Bir kesir çizgisi atıyoruz. Ve diyoruz ki P1 artı P-1 bölü 2 formülüyle tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamda sevgili gençler P1 eksi P-1 bölü 2 formülüyle bulunur. İki formüldeki tek fark gördünüz umarım. Biri artılı, biri eksili. Çiftler artılı, tekler eksili formülle bulunuyor dedik. Mesela px eşittir x küp eksi x kare artı x'in karesi polinomu açıldığında, yani biz bu polinomu açtığımızda tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı kaç olur diye sorulmuş. Açmamıza gerek yok. Burada sanki açmamıza yönelik bir kongaya düşürme kelimesi koymuş buraya ama açmaya gerek yok. Niye? Formülü biliyoruz kardeşim. P1 artı eksi teki sormuştu. Eksi P eksi 1 bölü 2'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi P1'i bulalım. Arkadaşlarım P1 eşittir. X görülen yani 1 yazarsanız 1 eksi 1 artı 1'in karesidir. Eksi 1 ile 1 giderse 1'in karesi 1 yapar. Eksi. Bir de P eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Bir de önünde eksi var. Eksi 1. Bir de burada neyimiz var? Eksi 1'imiz var. Bunun karesi. İçerisi eksi 3 oldu. Eksi 3'ün karesi 9 yapar. Bir de bölü neyimiz var? 2. 1'den 9'u çıkarırsanız eksi 8. 2'ye bölerseniz eksi 4 bulursunuz. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Devam ediyorum. Sadece formül uyguluyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi öyle ekstrem bir durumu söz konusu değil. Bir diğer örnek. Bir Px polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamı tek dereceli terimlerinin toplamına oranı 1'dir. Yani ne demek bu? Bir polinomun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamıyla tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamını birbirine eşit alacaksın demiş. P1 ile P-1'in toplamı 16 olduğuna göre P-2'nin katsayılar toplamı. Bak şimdi. P1 artı P-1 bölü 2 bize çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını vermiyor muydu? Evet. Şu kısmın sana soruda 16 olduğu da verilmiş. O halde burası 16'dır dersin. 2'ye böldüğün takdirde 8 gelecektir. Şimdi bu çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı da sevgili gençler birbirine eşit olduğunu söylemiştik çiftlerle. O zaman bu da 8'dir. Şimdi teklerle çiftleri toplarsanız eğer tüm terimlerin katsayıları toplamını bulursunuz. Yani Px'in katsayılar toplamını bulursunuz. Cevabımız aslında soruda da gizlenmiş biraz 16'ydı diyebiliriz. Polinomlarda bölme konusu ki çoğu öğrencinin polinomlarla alakalı yapamadığı noktalardan birisi burasıdır. Ama merak etmeyin gayet basit bir şekilde açıklayacağım ve basit olduğunu, eğlenceli olduğunu siz de göreceksiniz. Aslında polinomların en eğlenceli yeri diyebiliriz. Şimdi ben Px'i Qx'e böldüğüm takdirde burada bir Bx, burada bir Kx oluşacak. Aynı normal reel sayılardaki bölme işlemi gibi size anlattım ben bunları. Ben Px'i nasıl elde ederim? Bx ile Qx'i çarpıp üzerine Kx'i ekleyerek elde ederim. Normal bölmelerde şöyle böldüğün, buraya da k dedin. Normalde k'nın b'den daha küçük olması gerekiyordu değil mi? Polinomları küçüklük büyüklük olarak sıralayamam ama derecelerini kıyaslarım. Yani burada kalan polinomunun sevgili gençler derecesi bölen polinomun derecesinden daha küçük olmak zorunda ki bu arada şunları söylemeyi unuttuk. Bu bölünen polinomdur. Normal bildiğimiz reel sayılardaki bölme işlemi gibi bu bölen polinomdur. Bu bölüm polinomu. Bu da kalan polinomudur sevgili gençler. Normalde biz bunlara bölünen, bölen, bölüm, kalan diyorduk. Artık sonlarına birer polinomu ekliyoruz. Bölünen polinom, bölen polinom, bölüm polinomu ve kalan polinomu dedik. Üçüncü olarak da eğer kalan polinom sıfıra eşitse, yani kalan sıfırsa Px polinomu Qx polinomuna tam olarak bölünür denir aynı reel sayılardaki gibi. Sonuçta K sıfırsa AB'ye tam bölünür diyorduk biz de reel sayılarda. Veya Qx polinomu Px polinomunun bir çarpanıdır diyebiliriz. 99. sayfamız. Bir notumuz var yine. Px polinomunun Ax artı B ile bölünmesinden kalan x eşittir eksi B bölü A için P eksi B bölü A'dır diyoruz. Bu eksi B bölü A nedir arkadaşlar? Ax artı B'nin sıfıra eşitlenerek elde edilen x'tir. Yani sen artık bir polinomu bir ifadeye bölüyorsan o ifadeyi sıfıra eşitliyorsun. Gelen kökü polinomda x gördüğün yere yazıyorsun. Bakın burada x gördüğümüz yere bunu yazdık. Misal
Şöyle diyeceğiz. Polinomumuz px ise, bölenimiz de x eksi 3 ise, bunu sıfıra eşitlediğiniz takdirde x eşittir 3 bulursunuz. Bunu da burada yerine yazarsınız. Yani kalanımız p3'tür deriz kısa yoldan. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman x 2 olmalı. 2'yi burada yerine yazarsanız p3 eşittir sevgili gençler. Bize x eksi 2 ile bölümünden kalanı verir diyeceğiz. X görülen yere eksi 1 yazarsanız eksi 1'in karesi 1'dir. 1 artı 3 4'tür. Demek ki kalanımız p4. Burada x gördüğünüz üzere 1 bölü 2 yazarsanız 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ten 1'i çıkarırsanız p eksi 3 bölü 4 bizim kalanımız olur deriz. Ve x gördüğünüz üzere 2 yazarsanız sevgili arkadaşlar şurada p kare 2 polinomu dediğimiz ifade aslında bizim kalanımızdır diyebiliriz. X eksi 2 ile yani bu polinomun x eksi 2'ye bölümünden kalan budur deriz. Örneğimize bakalım, daha da açıklayıcı olacaktır senin için. Diyor ki px x kare artı 7x artı b polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 5. Yani diyor ki x gördüğün yere eksi 1 yaz. Yani p eksi 1'i bul. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 7 kere 1 eksi 7. Artı bir de p'miz var. 1'den 7 çıktı eksi 6. Yani p eksi 6 geldi. Bu da kaçmış arkadaşlar? Kalan eksi 5. O zaman p ne olur? 1 olur. Diyor ki pp kaçtır? Ben p'yi 1 buldum. Demek ki bizden p1 isteniyor. P1 isteniyorsa şurada yerine yazarsınız bu ifadeyi. Pekala. P1 eşittir 1 artı 7 artı p. P kaçtı arkadaşlar? 1'di. Onu da yerine yazarsanız 1 artı 7 8. Bir daha cevap 9 olur deriz. A, B'den farklı olmak üzere px x kare eksi 5x eksi 14 polinomunun x eksi a ve x eksi b ile bölümlerinden elde edilen kalanlar eşitse a artı b nedir diye sorulmuş. Yani sevgili gençler p a şuradan gelen kök a'dır, buradan gelen kök b'dir. Demek ki p a p b'ye eşit olacak. Ama a ile b birbirinden farklı olsun istiyor. Pekala. Şimdi arkadaşlarım p a'nın p b'ye eşit olması için neler gerekli? Bir de AB'den farklı demiş. Bunu da unutmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Öncelikle PA'yı bulalım. PA'yı yerine yazarsanız sevgili gençler A kare eksi 5A eksi 14 yapacaktır. PB'yi de bulalım. B kare eksi 5B eksi 14 yapacaktır. Şimdi bunlar birbirine eşit demiş değil mi? Eksi 14'ler gitsin mi? Her iki tarafta da var zaten. Sonra eksi 5A'yı bu tarafa, B kareyi de bu tarafa bir sallayalım bakalım. A kare eksi B kare eşittir 5A eksi 5B'yi yazdım ben. Sonra şunu yaparız bak. Bir kare farkından kaynaklı burası A eksi B'dir. Burası A artı B'dir. Ve burayı da 5 parantezin alırsanız A eksi B gelecektir. Sonra A B'den farklı olduğu için şunlar sıfırdan farklıdır ve bunlar birbirini götürür. A artı B kaçmış arkadaşlar? A artı B 5'miş. O halde cevabımız da 5 olur diyebiliriz. Güzel soruydu. 99. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Bir örnek. Px artı 1'in qx artı 2'ye bölümünden elde edilen polinom 4x kare eksi 8x artı a'ymış. Px polinomunun x'e bölümünden kalan, şimdi x'i direkt sıfıra eşitlersen x sıfır olur zaten. Kalan 6'ymış. Yani bu ne demek biliyor musunuz? P0 eşittir 6 demek. Ve qx polinomunun iki defa yazmışım bunu. Qx polinomunun qx x eksi 1 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Şimdi x görünüyor 1 yazarsan şurada. Demek ki q1 kaçmış arkadaşlar? Bu da 2'ymiş. Şimdi ben x gördüğüm yere 0 yazarsam burada p1'i elde etmiş olurum. Ve şurada da x gördüğüm yere 1'i yazmış olursam özür diliyorum. Şunu silelim. Orada zaten yazmıştık. Ben P0'ın 6 olduğunu biliyorum. P0 elde etmek için burada x gördüğüm yere eksi 1 yazarım. Malum burada da yazacağım. Şimdi ben yukarıda yazarsam bunu üst taraf P0 gelir. Alt tarafa bakacak olursanız burası da Q1 gelir. Ve ne hikmetse ben zaten Q1'i de P0'ı da biliyorum. P0 6 idi. Üst taraf 6. Alt tarafta 2 idi. Ben x gördüğüm yere eksi 1 yazmaya devam edeceğim. Eksi 1'in karesi 1. 4 kere 1 4 yapar. Eksi 8 kere eksi 1 artı 8 yapar. Ve artı bir de neyimiz var? A'mız. 6 bölü 2 de sevgili gençler 3'tür. 4, 8 daha 12. Bu 12'yi karşıya atarsanız A eşittir 3 eksi 12'den cevap eksi 9 gelir. Çünkü bize A sorulmuş.
A buradan eksi 9 olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Evet, devam bir diğer sorumuzda. Diyor ki şıklı soru ha. Bizde bu da var. Şimdi A, B, C, D şıklarını şöyle belirtelim. Hepsi siyahla yazıldığı için yan yana biraz karışık. P x eksi 1 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan. X gördüğün yere 4 yaz diyor. Nerede? Burada. Yazarsam P3 gelir orası. Ve kalan 4 ise bu da kalana eşittir. Yani P3'ün 4 olduğunu biliyoruz artık. Buna göre aşağıdakilerden hangisi x eksi 1 ile tam bölünür? Yani sen diyor ki burada x gördüğün yere 1 yaz şıklara. Yazalım. Bak burası P4 artı 2 olur. Burası P eksi 2 artı 5 olur. Burası P3 eksi 4 olur. Burası P3 artı 4 olur. Ve burası da P eksi 1 eksi 4 olur. Ben zaten P3'ü biliyorum 4 olduğunu. P3'lü bir şıkkımız da neresi var? Bak şurası var. P3 4 ise 4'ten 4'ü çıkardığın zaman 0 olur mu? Olur. O zaman kalan nedir? Tabii ki 0'dır. Kalan 0'sa tam bölünmez mi? Tam bölünür. O zaman cevap C'dir. Sen burada P4'ü, P-2 ve P-1'i zaten bilmediğin için Adana, Bursa ve Edirne'yi elersin. Şurada P3 var. Bu da 4. 4'e 4 eklersen bunun da kalanı 8 olarak bulunuyor. Bana kalan 0 olması lazım. Niye? Tam bölünen ifadelerde kalan 0'dır çünkü. Cevap da C'dir. Ve 100. sayfamız sevgili gençler. Bir notumuz var. Bir Px polinomu eğer x eksi a ve x eksi b'nin çarpımıyla tam bölünüyorsa x eksi a ve x eksi b'ye de tam bölünür diyoruz. Yani mesela normal reel sayılarda bir sayı 35'e bölünüyorsa hem 5'e hem de 7'ye zaten tam bölünüyordu. Burada da bunun çarpımına bölünüyorsa otomatikman x eksi a'ya da x eksi b'ye de tam bölünür diyebiliriz. Misal, Px polinomu bize verilmiş bu. Ve sevgili gençler bu polinomun x kare eksi 3x ile tam bölünebildiğine göre demiş. Şimdi sen bu x kare eksi 3x'i x parantezinde x eksi 3 diye ayıramaz mısın? Ayırırsın. O zaman bizim yukarıdaki polinomumuz hem x'e hem de x eksi 3'e tam bölünüyor. Yani sen şunun kökü olan 0'ı ve bunun kökü olan 3'ü burada yerine yazdığın takdirde ikisinin de sonucu 0 çıkacak diyor. Yazalım. P0 eşittir. Bak bu gider, bu gider, bu gider. Geriye sadece m-4 kalır. Ve tam bölünebildiğine göre bu 0'dır. Yani m kaçmış arkadaşlar? 4. Peki k'yı nereden bulacağım? Yüksek ihtimal, kuvvetli ihtimal. Şuradan x gördüğümüz yere 3 yazalım. P3. 3'ün küpü 27. Şurada 9 eksi 9k gelir. Şuradan artı 3k gelir. M'yi de 4 bulmuştuk zaten 0 orası. Şimdi 27 eksi 6k eşittir 0 derseniz 6k eşittir 27 yapar. İkisini de 3'e böldünüz. 2k eşittir 9 yapar. K da buradan 4,5 gelir. K 4,5'tu. M de 4'tü. Diyor ki 4,5 ile 4'ü çarp. Kaç yapar biliyor musunuz? 18 yapar. Çünkü 2 tane 4,5 9'dur. 4 tane 4,5 da o zaman 18'dir diyebiliriz. Bir sonraki soru. Bir Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3. Yani bu ne demek? Şunu sıfıra eşitlerseniz x eşittir 2 gelir. Bu 2'yi de alıp şurada yerine yazarsanız P3 olur. Ve kalana eşit olur bu da. Yani P3 3'müş. Pardon P2 3'müş. Üzgünüm. Burası P2 olur çünkü. Daha sonrasında x artı 3 ile bölümünden kalan diyor. Burada da eksi 3'ü yerine yazacaksınız demek ki. P eksi 3 de sevgili gençler ne olacakmış? Kalan eksi 2 olacakmış. Bizim elimizde iki tane sorunun bize verdiği, sağladığı bir bilgi var. Aslında soruyu gizlemiş ama bunu biz kendimiz ürettik bunları. Buna göre Px polinomunun şununla bölümünden kalan. Şimdi sen bunu x'e x, burayı da artı 3'e eksi 2 diye ayırırsan aslında Px polinomunun x eksi 2 çarpı x artı 3 ile bölümünden kalanı soruyor dersin ki bu x eksi 2'nin kökü olan 2 ve x artı 3'ün kökü olan eksi 3 de sana bir yerlerden tanıdık geliyordur. Veya bu çarpanlar bir yerlerden tanıdık geliyor olması gerek. Ki gelmiştir de. İnanıyorum ben sana. Şimdi o halde biz şöyle bir yol izleyeceğiz. Bak ilk defa böyle bir soru çözüyorsun şu an bu videoda. Dikkatle dinle. Bu kaçıncı dereceden güzel kardeşim? İkinci dereceden bir polinom değil mi? Sen bir polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsan senin kalan polinomun olan kx maksimum birinci dereceden olur. Çünkü kalan bölen polinomun derecesinden daha küçüktür kalanın derecesi. Şimdi madem öyle ben kalan polinomunu ax artı b dediysem p2 3 ise tabii ki k2 de 3 değil midir? Yazalım k2'yi ne gelir? 2a artı b gelir. Bu da 3'müş. Ve o zaman p-3 eksi 2 ise k-3 de eksi 2'dir. Yerine yazalım. Eksi 3a artı b bu da eksi 2'dir diyeceğiz.
Daha sonra ne olacak? Şöyle olacak. Çıkarın üsttekinden alttakini. Şurası 5a gelir. 2a'dan eksi 3a'yı çıkarırsan. B'ler zaten gider. 3'ten eksi 2 çıkarırsan 5 gelir. A kaçmış? 1. A 1 ise 2 kere 1 2 yapar. 2'ye ne eklerseniz 3 yapar. 1. O zaman B de 1'miş. Yani artık sen kalan polinomunu buldun. A1 ve B1 ise tabii ki burası 1x x yapar artı bir de birimiz var. Kalanı bul demiş. Kalan zaten kalan polinomudur. Demek ki bizim kalanımız neymiş arkadaşlarım? X artı 1'miş diyeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Ve karşınıza da hep bu şekilde sorular tüm soru bankalarında çoğu denemede karşınıza çıkacaktır. Bol bol netler diliyorum size. Doğru cevaplar bekliyorum sizden. Bir px polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan 2x eksi 3'tür demiş. Şimdi p kare x polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan sorulmuş bize. P kare x polinomunun. Şimdi şöyle düşüneceğiz biz artık. Arkadaşlarım bir kere px polinomunu ben x kare eksi 3'e böldüğümde kalan bu oluyor ya. Şimdi bunu şöyle düşünün bakın. Mesela 9'un 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya da 4'ü boş verin. 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hocam 4. Peki 81'in acaba 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunun da 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Evet biliyoruz. Şimdi bakın burada 9'un karesini aldım ben 81 diye. Bunu bölünce 1 geldi. Peki şimdi ben size şunu soruyorum. 81'i boş verin. Şurada 9'dan kalan var diye 4. 4'ün karesi kaçtır? 16. 16'nın 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 1'dir. Bakın bunların birbirine eşitliği tesadüf değil. Yani diyorum ki ben şuradaki büyük sayı yerine ki karesini aldığında daha da büyüyor. Buradaki küçük sayı ki karesini aldığında 81'den gayet tabii küçük. Bununla çalışmak şununla çalışmaktan daha kolaydır. O halde ben kalan üzerinden çalışırım. Yani ben polinomu bulup ki bulamam. Karesini alıp ki bulmadığım şeyin karesini de alamam. Buna bölmektense kalanın karesini alıp buna bölerim. Daha kolay olur. O halde şurayı silelim ve ben p kare x yerine şunun karesini alırım. 2x eksi 3'ün karesi. İşte bunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan soruyu ki şunun karesini bir açalım sizle beraber. 2x'in karesi 4x karedir. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6x 12x gelir. Artı bir de 9'umuz var. İşte bunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan soruluyor. Bunu eşitleyin sıfıra ne olur ki? X kare eşittir 3 olur. O zaman ben x kare gördüğüm yere 3 yazarım. 3 kere 4 12. Eksi 12x artı 9. 12 9 da 21 yapar. 21 eksi 12x de bizim cevabımız olur arkadaşlar. Bu kadar basitti. Umarım anlaşılmıştır. Evet, devam. Bir px polinomu x eksi 1 ile bölündüğünde bölüm bx kalan 3'tür. Şimdi o zaman ben şunu söyleyebilirim. X eksi 1'e bölüyoruz ya x gördüğümüz yere 1 yazarsak p1 kalanı biliyorum. Kalan kaçmış 3'müş. Yani p1'in 3 olduğunu biliyoruz. Bx polinomu x eksi 2 ile bölündüğünde bölüm px kalan 4'tür diyor. Yani o zaman şurayı 0'a eşitlerseniz x eşittir 2 gelir. Demek ki b2 de 4'müş. Bunu da biliyoruz. S3'ün de vermiş 31 diye. Olduğuna göre px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamını bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarım. Burada yazdığım takdirde de bana p3 sorulmuştur diyebiliriz. Bize p3 soruluyor. Şimdi öncelikle ben şunu şöyle yazmak istiyorum. Px polinomunu x eksi 1'e böldüğümüz zaman bölüm bx olmuş ya. O zaman şöyle yazalım. X eksi 1 çarpı bx alanımızda ne oluyordu? 3 oluyordu değil mi? Bunu böyle yazdım. İtiraz olan yoktur umarım. Onu da nereden yazdın diye hocam diye soracak olursam bak şu kısmı sileyim ben sana göstereyim onu nasıl yazdığımı. Böyle sildim. P'nin sapını da sildik. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle boşaltalım. Bakın şöyle yazdım. Px polinomunu x eksi 1 ile böldüğünde bölüm bx olmuş kalan da 3 olmuş ya. Buradan yazdım işte. Px dedim eşittir. X eksi 1 ile bx'i çarptım 3 ekledim. Aha da buradan geldi işte tamam. Burnum kaşınıyor. Neden bilmiyorum. Yalan söylüyor olabilirim. Neyse. Daha sonra demiş ki px polinomunun da bx polinomunun da x eksi 2 ile bölümünden kalanın 4 olduğu bilgisi verilmiş ve burası da cx'tir demiş. Madem öyle ben buradaki bx'i de artık farklı bir şekilde elde edebilirim.
Derim ki bak burada zaten px vardı hazır dursun. X eksi 1 dedim. Farklı bir parantez aldım. Bx yerine de bununla bunu çarpıyorum. Yani x eksi 2 diyorum. Çarpı Cx ve artı 4 diyorum. Daha sonrasında kapattım parantezimi ve 3'ümü ekledim. Yani sevgili gençler, şunu gördüğüm yere şunu yazdım. Umarım yine itirazı olan yoktur. Ekstradan şöyle bir bilgi daha vermiş bize. Diyor ki S3 31'dir. S3 31 ise ben şurada sırf S3 elde edebilirim diye x gördüğüm yere 3 yazayım. Ben orada 3 yazdım diye x gördüğüm yere alayında x gördüğüm yere 3 yazmak zorundayım zaten. O zaman yazmaya başlayalım. P3 ki bize sorulan bu muhteşem eşittir. 3'ten 1'i çıkardım 2 çarpı 3'ten 1'i 3'ten 2'yi çıkardım 1 çarpı S3 ki S3 31'di. Artı bir de 4'ümüz ve artı bir de 3'ümüz var. O zaman ben P3'ü buldum arkadaşlarım. 31'e 4 ekleyin 35. 35'i 2 ile çarpın 70. 70'e 3 eklerseniz doğru cevap 73 olacaktır diyebiliriz P3 için. Tamam. 100. sayfamızı da bitirmiş bulunuyoruz ve geçtik sevgili arkadaşlarım bir diğer örneğe 101. sayfamızda. Px x üzeri 25 eksi 5 çarpı x üzeri 15 eksi m çarpı x üzeri 10 artı bir polinomu x üzeri 5 eksi 2 ile tam bölünebiliyor. Yani o zaman ben x üzeri 5 eksi 2'yi 0'a eşit dersem x üzeri 5 gördüğüm yere 2 yazarım be kardeşim. Hiç de ayıp olmaz. Hatta px polinomunu da şöyle yazarız bak. x üzeri 25 demiş ya. Kardeş sen git buna x üzeri 5'in 5. kuvveti de. Eksi 5 çarpı x üzeri 5'in 3. kuvveti de. Eksi m çarpı x üzeri 5'in karesi de. Ve artı 1 ekle. Sonra da git x üzeri 5 gördüğün yerlere 2 yaz. Bak burası 2, burası 2, burası 2. 2'nin 5. kuvveti 32. 2'nin küpü 8. 5 kere 8 eksi 40. 2'nin karesi 4. 4 kere m eksi 4m yaptı ve artı 1. Tam bölünüyorsa cevap da 0'dır. Doğru mu? Şimdi bak ne var? 32'den 40'ı çıkardın. Eksi 8. 1 ekledin. Eksi 7. Attın karşıya eksi 7'yi de. Eksi 4m eşittir 7. O zaman m kaçtır? Eksi 7 bölü 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. M sayımız eksi 7 bölü 4 imiş. Devam. X üzeri 2022 artı x üzeri 2023 artı 1. Bu polinomun x kare artı x artı 1 ile bölümünden acaba kalan kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle x kare artı x artı 1 denilmiş ya bize hani. Şimdi bu kısım için şöyle bir olay yapabiliriz. Ben burada x kare artı x artı 1'i hani sıfıra eşitleyeceğim ya. Bunu eşitlemeden önce zaten bu sıfıra eşit ya şu an hani ben onu eşitlemek istiyorum. Ben her iki tarafı x eksi 1 ile çarpsam, bu tarafı da x eksi 1 ile çarpsam burası yine sıfır olur zaten. Sevgili gençler bu da sıfırsa x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'in sen açılımının x küp eksi 1 olduğunu da biliyorsun. Demek ki bu da sıfıra eşitmiş. Mantıklı değil mi? Bak bir daha anlatıyorum. Şu zaten sıfıra eşitti. Ben her iki tarafı x eksi 1 ile çarptım. Sıfır eşittir sıfırsa her iki tarafı da 5 ile çarparsa sonuç gene sıfır eşittir sıfırı doğuracaktır. Değişen bir şey yok. O halde mantıklı olan ne? Bunun yerine bunu çözmek. X küp 1 ise x küp 0, x küp eksi 1 0 ise x küp tabii ki 1'dir. Ve ben artık x küp gördüğüm yere 1 yazabilirim. Güzel. Şimdi şu kısma bakalım. Ben bunu x üzeri 2022 x küpün 2022'yi bir şöyle 3'e bölmeyi başarabilirsek 6 defa var. 18 çıkardım. 2, 22'nin içinde 7 defa var. 21 çıkardım. 1, 12'nin içinde 4 defa var. 674 yapıyor. X küpün 674. kuvveti diye yazabilirim. Şunu da şunu çarparsak sevgili gençler 2022 geliyor zaten. Artı o zaman bu da x küp üzeri 674 çarpı x'in ta kendisidir. Çünkü burada x üzeri 1 var. 2022 ile 1'i toplarsanız 3 yapar. Bir de neyimiz var burada? 1'imiz var. Şimdi ben x küp gördüğüm yere ne yazacaktım? 1. Burası 1 ise 1'in 674. kuvveti 1'dir. 1'in 674. kuvveti 1'dir. Çarpı yanında x'imiz var ve artı 1'imiz var. Şu kısım ne yapar? X. 1 ile 1'i toplarsanız ne yapar? 2. O zaman cevabımız x artı 2'dir diyebiliriz. Bu da bizim kalanımız olur diyeceğiz sevgili gençler. Böyle sorular gerçekten eski nesil olmasına rağmen
Gerçekten çok şık sorular, güzel sorular arkadaşlar. Diyor ki bana, üçüncü dereceden bir px polinomu x eksi 1, x eksi 2, x artı 1 ile tam bölünmektedir diyorsa senin px polinomun ne olur biliyor musun? Baş katsayıyı bilmediğin için a dersin çarpı x eksi 1'e tam bölünüyor çarpı x eksi 2'ye tam bölünüyor çarpı e x artı 1'e de tam bölünüyor. E bitti o zaman. İşte polinom budur. Burada bilmediğin tek şey a'dır. Baş katsayıdır. Peki şöyle derse, baş katsayısı 4 olan, o zaman 4 ile başlarım dersin. Çarpı 3. dereceden demiş, maksimum derece x küp olacak. Bir px polinomu x eksi 1, x eksi 2, x artı 3 ve x artı 5 ile bölündüğünde kalan 7'ymiş. Şimdi bak, x eksi 1 ile de, x eksi 2 ile de, x artı 3 ile de, x artı 5 ile de bölündüğünde kalan kaç oluyormuş? Şuradan şunu aldım, 7 oluyormuş. İşte senin px polinomun budur. Aslında yukarıda bana px polinomunu açık, aleni bir şekilde vermiş. Ama biz bunu matematiksel olarak dile getirdik sadece. Başkatsayısı 3 olan, başkatsayısı 3'te 3'ü yerleştiririm. 3. dereceden bir qx polinomu x kare artı 2 ile tam bölünebiliyormuş. 3. dereceden x kare artı 2 ile bölünüyor. 3. dereceden, ama burası 2. dereceden. O zaman bir tane daha çarpanımız vardır. Ben ona x eksi a derim. İşte bu kadar. Bakın, x kare artı 2 ile bölünebilen, baş katsayısı 3 olan, 3. dereceden bir polinom, 3. dereceden olduğu nereden çıktı? X kare ile x'i çarparsam maksimum derece 3 gelir. İşte sevgili gençler, bunları bu şekilde ufak nüanslarla polinomları yazıp çözebiliyorsunuz. Geçtim 102. sayfama, ki son iki sorum artık. Dikkatli dinliyorsun. Sabit terimi 12 olan 3. dereceden bir px polinomu x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 ile bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre bu polinomun baş katsayısı. Sabit terimin 12 olduğunu biliyoruz biz. 3. dereceden olduğunu biliyoruz. Ve sevgili gençler, px polinomumuzda neymiş? Baş katsayı yazdım a çarpı diye. X eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ile bölündüğünde hep, ama hep 6 kalanını veriyormuş. Ne güzel. Şimdi burada sabit terimi vermiş ya bize 12 diye. P1'in 12 olduğunu söylemiş. A çarpı P1 12 diye. Şurada yaz bakayım yerine. Bu arada sabit terimdi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sabit terimde x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. A çarpı 0'dan 1'i çıkardınız. Eksi 1. 0'dan 2'yi çıkardınız. Eksi 2. 0'dan 3'ü çıkardınız. Eksi 3. Bir de 6'mız var. E sabit terim neymiş? 12. O halde şu kısmın çarpımı eksi 6 yapar. Eksi 6 a ile 6'yı toplayınca 12 yapacak diyor. O zaman eksi 6 a eşittir 6 gelir. Ve a da buradan kaç gelir? Eksi 1. Bana neyi sormuş? Baş katsayıyı. Ben baş katsayı zaten a demedim mi? Evet, a da eksi 1'miş o zaman. Cevap budur sevgili gençler. Ve son sorumuz arkadaşlarım. Son soruya geçmeden önce şunları söyleyebiliriz. Bu hafta polinomları çözeceksin. Gerek matematik ilacından, gerek acil matematik TYT soru bankasından. Yani kitapları neredeyse sonlandırdın. Aferin sana, helal olsun. Eğer tüm kampı izlediysen ve tüm sorularını, tüm ödevlerini yaptıysan gerçekten takdirlik bir olaya imza atmışsın demektir. Gerçekten seni canı gönülden kutluyorum ve bundan sonra gelecek olan videoların içerisinde sana kanalın içeriği hakkında da bu sene çok önemli bilgiler vereceğim. Efsanevi şeyler yapacağız ve seni sınava tam takım olarak hazırlayacağım. Bundan emin olabilirsin. Artık sürpriz diyelim. Bekleyin, görelim arkadaşlar. Şimdi baş katsayısı 4 olan demiş. 3. dereceden bir px polinomu x kare artı 5 ile bölündüğünde kalan 2 oluyor. Px polinomunun katsayılar toplamı 26 olduğuna göre, ki katsayılar toplamından kastı p1. P1 26'ymış. Bu px'in x artı 1 ile bölümünden kalan, yani bunu sıfıra eşitlediğiniz takdirde x eşittir eksi 1 gelir ya, eksi 1'i buraya yazın. Bizden istenen şey p eksi 1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi baş katsayısı 4 olan demiş, başlayalım. Px eşittir 4'ü yazdım çarpı dedim. X kare artı 5 ile bölünen demiş. Bak, 3. dereceden x kare artı 5'i buraya yazdım. Çarpı 3. dereceden dediği için x eksi a'yı da buraya bu şekilde monte ettim. Ve kalan kaç oluyormuş arkadaşlar? 2 oluyormuş. Benim px polinomum bu. Burada bilmediğim tek şey a. Onu bulabilmek için zaten bana p1'i vermiş.
Yani diyor ki P1 için x gördüğün yere 1 yaz. 4 çarpı 1 artı 5 6 yapar. Çarpı 1 eksi a. Bir de buna 2 ekle demiş. Ve bunu da 26'ya eşit de demiş sana. Çünkü P1 26 olduğunu zaten bulmuştuk. E güzel. 4 kere 6 24. İçeri dağıtırsan 24 eksi 24 a. Artı bir de 2'miz var, onu karşıya atarsanız eşittir 24 gelir. 24'e bölerseniz her iki tarafı 1 eksi a eşittir 1 gelir. Ve sevgili gençler, buradan a kaç gelir? 0. Yani a 0'sa aslına bakarsanız burası sadece çarpı x'miş. Benden p eksi 1 istendiğine göre artık yerine yazabilirim. Eşittir. 4 çarpı eksi 1'in karesi 1, 1 artı 5 6 yapar. Buraya eksi 1 yazarsan eksi 1 gelir. Artı bir de 2'miz var. Şu kısım eksi 24. Dışarıdan kediler miyavlıyor, umarım duymuyorsundur. Eksi 24'e de 2 eklerseniz eksi 22 bizim cevabımız yapar sevgili gençler. Bu sorumuzun da cevabı eksi 22 deriz ve polinoma noktayı koyarız. Bir sonraki konumuzda öğrencilerin baş belası olan konu sayma, permütasyon, kombinasyonu ve daha sonra da olasılığı göreceğiz. İyi anlattığımı düşünüyorum. İyi öğrettiğimi de düşünüyorum. 40 soruda PKBO videolarını da bu konuyu işledikten sonra izlemeyi unutma, şimdiden hatırlatayım sana. Tabii 40 soruda polinomlar videosunu da izlersen bu konudan hemen sonra sana çok büyük katkıları olacaktır. Bu dediklerimi unutma. Evet. Sonraki videoda, sonraki haftada görüşürüz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz ve bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmuyorsunuz.